أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين عزيز وديرلي دين kardeşlerim bu gece mevlid kandilidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yeryüzüne teşrif ettiği gecedir. Bu münasebetle hepinizin kandili mübarek olsun diyorum. Yüce Allah tarafından kendi halifesi olarak yeryüzünün imarına memur edilen ve ilahi emirlere muhatap kılınan insan, her ne kadar akıl ve mantık, şuur ve muhakeme gibi bir takım manevi değerlere sahip kılınmışsa da, kişiliğini olgunlaştıran bu manevi donanımı bazen yerinde kullanamıyor. Ona ne şekilde ibadet edileceğini, onun rızasının nasıl kazanılacağını bilemiyor. Bunun içindir ki özünden uzaklaşan veya tağutiler tarafından uzaklaştırılan insanlığı tekrar benliğine geri getirmek üzere Yüce Allah insanlara saadet kaynağı ve hayat kılavuzu olan kitaplarla peygamberleri göndermiştir. Bu kutsal zincirin en son halkası Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Bu yüce şahsiyetlere peygamberlik gibi çok müstesna bir derece layık görülmüş, onların sinelerindeki saffet, davalarındaki halisiyet, mücadelelerindeki samimiyet, seslerindeki çığlık, nefeslerindeki tesir sebebiyle de bu şahsiyetler başarılı olmuşlardır. Dayandıkları ilahi vahiy en büyük mesnetleri olmuştur. Mucizelerle teyit edilen bu peygamberlerin önünde taçlar, tahtlar devrilmiş, krallar ve imparatorlar önlerinde eğilmişlerdir. Ellerinde ilahi çarağın, kalplerindeki sadakatın başka silahları olmayan bu insanların muvaffakiyetlerindeki sır hiç şüphesiz peygamberlik mesajıdır. Tarih boyunca İnsanlık bu mesajlara, bu hayat bahşedici tebliğlere şiddetle ihtiyaç duymuş, duymakta ve devran devam ettikçe de muhtaç olacaktır. Onlar masum insanlardır. Ayrıca kuvve-i kutsiye ile mucizelerle teyit edilmişlerdir. İlahi vahye mazhar olmuşlardır. İnsanların onlara ve onların tebliğine şiddetle ihtiyacı vardır. İşte bu sebeplerden dolayı bizim peygamberlere ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla onlardan müstağni kalamayız. Çünkü onlarsız dünya ışıksız, onlarsız insan aşksız, onlarsız hayat manasızdır. Onlar yalnız dünyamızın değil, ebedi hayatımızın da aydınlığıdırlar. Değerli kardeşlerim, eğer peygamberler gelmeseydi, beşeriyet egoizmi bırakamaz, yırtıcılıktan vazgeçmez, dişliler güçsüzleri bugünden daha barbar metotlarla yerdi, ihtiraslar frenlenemez, insanın nefsani arzuları teskin edilemez, yüksek insanlık mefkuresi çamura bulanırdı. Onlar gelmeseydi, dini ruhiyet kavranamaz, sırrı hilafet tezahür edemezdi, insanı değerler paymal edilmekten, ahlaki kriterler suistimal edilmekten kurtulamazdı. Onlar gelmeseydi, insanlık layık olduğu mertebeye ulaşamazdı. Eğer peygamberler gelmeseydi, ruhumuz miracını yapamaz, sanat mimarını bulamazdı.
Eğer onlar gelmeseydi biz bizi bilemez, kendimizi tanıyamazdık. Hakkı bilemez, kendimizi bulamazdık. Dünyayı imar edemez, mutluluğu yakalayamaz ve ahiret yurdunu kazanamazdık. Aile kuramaz, yurt tutamaz, millet şuuruna eremez, iman gibi bir büyük nimetten istifade edemezdik. Mukaddes davalar uğrunda kendimizi feda etmenin izzetini kavrayamazdık. Kendi dışımızdaki varlıkları bilemez, tekebbür ve enaniyetin kurbanı olurduk. Aklımızla belki bazı şeyleri tanır, mavera hissini yakalayabilirdik ama bunlara şuurlu bir şekilde yaklaşamaz, kulluğumuzu nasıl icra edeceğimizi bilemez ve bulamazdık. Günlük ibadetlerimizin her türlü zikir ve şükrümüzün niçin öyle değil de böyle şekillendiğini bilemez, madde ile mananın, halıkla mehlukun, dünya ile ahiretin, şuur ile gayri meş'urun farkına varamaz, bunları birbirinden ayıran keskin çizgileri keşfedemezdik. Peygamberler gelmeseydi, dinin cihan şumul mesajını alamaz, mukaddesatın muhabbetini idrak edemezdik. İnsanlara hem cinslerinden peygamberler gönderme işi bir sünnetullah, bir kevni kanun ve tamamen ilahi hikmetin iktizasıdır. Burada yarattığı kullarına rahmet ve merhamet söz konusudur. Bu bir alışveriş değil, tek taraflı bir lütuftur. Yüce Rabbin bundan bir beklentisi yoktur. Sadece yolların kavşağında bulunan insanlara hidayet yolunu göstermek ve insan akıbetinin vehametini veya letafetini onlara anlatmak ve duyurmaktır. İlahi terbiye ile benliğini bulan, peygamberler ve onların getirdiği dini ve dünyevi emirleri Allah'tan yeni gelmiş emirler olarak telakki eden ve bu emirlere uymayı dengeli bir hayat için zaruri görenler elbette saadete erdiler. Ancak bütün bunlara rağmen kuvvete başvurarak toplumun vicdanına hükmetmeye kalkan zalimler, özünde sapma ve putperestlik yatan şahsi tercihlerini ortaya koydular. Hem dal ve hem de mudil olan bu tercih sahipleri, peşlerine bir takım iradesiz insanları da takarak yeryüzünün nizamını bozdular. Masum insanlar ile yaratan arasına girdiler. Tarih boyunca kendilerini putlaştıranlar, peygamberleri, hatta zaman zaman yüce yaratanı da devreden çıkarıp eserle müessir arasındaki halkayı koparan kişiler olarak zuhur ettiler. Bunlar kendilerinde daha çok mevcut olduğunu vahmettikleri hasletler sebebiyle inkar yoluna sapmış, bütün bu güzel haslet ve imtiyazların insana mahsus olduğu gerçeğini kavramaktan uzak kalmışlardır. Beşeriyetin küfür ve ilhad ateşiyle çak çak olmuş sinesini iman ve ihlasla onaran vicdanlara yapılan baskıları kaldıran, imanın ruhani ikliminde fert ve topluma yaşama hürriyeti bahşeden, insanları putların önünden kaldırıp mabudun bilhak olan Allah'ın huzurunda kulluk etmenin şuuruna erdiren peygamberleri ve getirdikleri nurlu yolu kapamak ve kendi gaddar sistemlerini insanlığa dayatmak isteyen zalimlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde elbette ki yaratan mahlukunu sahipsiz bırakmazdı. Dünyanın cehalet ve küfür deryasında yüzdüğü, zulmün ve şirkin alabildiğine ilerlediği, insani değerlerin yok olduğu, insanların pazarlarda birer mal olarak satıldığı, zayıfların, kuvvetlilerin pençesinde inim inim inledi, insanlık en korkunç günlerini yaşadığı bir devirde insanlık kendisine hidayet yolunu gösterecek bir kurtarıcı bekliyordu. Ve Cenab-ı Allah'ın
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler ayetinde buyurduğu gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanlığın imdadına yetişti. 571 yılı Rabiülevvel ayının 12. gecesi, dünya güneşi henüz ufukta belirmeden cihanın manevi nuru Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etmişlerdir. O gece dünyada olağanüstü hadiseler vuku bulmuş, 1000 yıldan beri yanmakta olan mecusilerin ateşi sönmüş, Kisra'nın sarayı çökmüş, Kabe'de 360 put yerle bir olmuş, büyük Sava gölü kurumuştu. Dolayısıyla insanlık tarihi onunla kıyamete kadar sönmeyecek ilahi bir nura kavuşmuştu. O gece bunalan beşeriyetin ufkunda ilahi bir güneş doğdu. Bu gecenin sahibi aydınlık bir sabahtı. İbrahim Aleyhisselam'ın duası, İsa Aleyhisselam'ın müjdesi, Hazreti Amine'nin rüyası gerçekleşmişti. Allah'ın lütfu, nimeti ve rahmeti olan kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş, onun risaletiyle şirkin kara bulutları dağılmış, insanlık şeref ve haysiyetine kavuşmuş, zulmün yerini adalet, kuvvetin yerini hak, yalanın yerini hakikat almıştır. Cehalet ve esaretin zincirleri kırılmış, kadın bir ticaret meta olmaktan çıkarılarak toplumdaki itibarlı yerini almıştır. Allahu Teala onu bir şahit, bir müjdeci ve korkutucu, Allah'a bir davetçi, nur saçan bir kandil, alemlere rahmet olarak sadece bir kavme, bir millete değil, bütün insanlığa göndermiştir. Babası Kureyş kabilesinden Mekke reisi Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi de Abdümenav oğullarından Vehb'in kızı Amine'dir. Doğumundan 2 ay önce babasını, 6 yaşındayken de annesini kaybeden o emsalsiz insan, şanı yüce peygamber, 8 yaşına kadar dedesinin, daha sonra da amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır. 25 yaşında evlendi, 40 yaşında kendisine risalet vazifesi verildi, 63 yaşında da fani dünyadan irtihal buyurdu, bedenen aramızdan ayrıldı. 23 yıl boyunca Allah'tan aldığı emirleri ümmetine aynen duyurdu. Hiçbir insanın tahammül edemeyeceği eza ve cefalara göğüs gerdi. Fakat haktan ayrılmadı, davasından taviz vermedi. O gerçek bir hayat önderidir. Onu Rabbimiz seçmiş ve yetiştirmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bütün insanlığın önderi kılındığı içindir ki beşer hayatının bütün merhalelerini idrak etmiş, insanlığın her bir sınıfına örnek olacak üstün bir hayat yaşamıştır. İmanlı kalpleri ızdıraba gark edecek ne yakıcı bir tenakuzdur ki dünyanın her tarafında her gün yüz binlerce defa okunan ezan-ı Muhammedilerle şanlı peygamberimizin fert, aile ve cemiyet önderliği ilan edilirken onun yüce önderliğini tasdik ve tasvip ederek rehberliğinde hayat programını tanzim eden insanlarımız ve müesseselerimiz azalmıştır. Azalmıştır çünkü küfrü bir istibdat kamçısı gibi kullanan mütecavizler kendi cüce önderlerini putlaştırmak için peygamberimizi tanıtmamışlar. Eğitim yerlerimizi Batı Hristiyan standartlarına uygun olarak Kur'ansız ve Muhammedsiz nesiller yetiştirmek için seferber etmişlerdir. Yüce din ateşten bir köz, dindarlar düşman olarak gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Değerli kardeşlerim, şanlı peygamberimiz tarihe mal olmuş,
onun sinesine çekilmiş bir önder değildir. O bugün de vardır. Ulu Peygamberimiz önder olarak aramızdadır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine inandığımız gibi inanmalıyız ki eğitim teşkilatlarımız okullarını, radyo ve televizyon kurumları mikrofonlarını ve ekranlarını, neşriyatımız en gözde sayfalarını, evlerimiz, iş yerlerimiz ve fabrikalarımız kapılarını Hazreti Muhammed'e ve onun tebliğ ettiği cihan şumul hak ve fazilet dusturlarını açmadıkça dünyevi istikbalimiz rezalet, ebedi istikbalimiz da azaplarla dolu olacaktır. Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklar. Allah ve peygamberine itaat eden, Allah'tan korkan, emirleri ve yasaklarına muhalefeten sakınanlar yok mu? Dünya ve ahirete kurtuluşa ve mutluluğa eren onlardır. Bu ayet-i kerime yaşadığımız böhranlı cemiyet hayatını ne kadar açık bir şekilde misallendirmektedir. Evet kardeşlerim, Kur'ansız ve Muhammedsiz nesiller bunalımlardan kurtulamayacak, ahiret inancı ve sorumluluğu aşılanmayan fertlerimize özgürlük, huzur, barış ve kardeşlik gibi sloganlar huzur sağlamayacaktır. Ne güzel söylemiştir şair, dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Bir başka şair, vikasit şandın mehiş yarkırın, jükufru şerri em hılas kırın, ma mu'u halo, nemrutu kalo, hemi bu neyek, disa embe teneman, behevalu hogur, dünya bu zindan mehluk hovugur. Mesos peknani emper şermdikin lehtü mezini rarab. Jikerem aha mebi bakşini ruhi cihade jmer bişini. Ala tevhidi emli babıkın jibindesi sosyalist u kemalist layık demokrat u ateist tağut u müşrikan hâhlas bıkın. Ve söz edin, de destekte Kur'an, le destedini ala tevhidi, jibu dine mübin, en bikin cihad, en bikin şer, jimer razım nine mamu uhalo, ne firavnu nemrut, ne ji evkalo, kine evku tabibin reber, her bizi serokeme, Muhammed Peygamber. Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın insanlık için seçtiği en son elçisin. Sana ve tebliğ ettiğin alemleri kuşatıcı kanunlara inanıyoruz. Sen bizim biricik önderimiz, serokumuz ve tek liderimizsin. Seni hayatımızın rehberi, cennet yolunun öncüsü biliyoruz. Manevi huzurunuzda bağlılığımızı bir kez daha arz eder, gönül dolusu selat ve selamlarımızı sunarak biatımızı yeniliyoruz. Sizin o nurlu yolunuzu bırakıp tağutu ve tağut yolunda gidenleri kendilerine rehber kabul edenlerin tekrar ilahi nuru bulmaları için Allah'tan yardım diliyoruz. Selat ve selam sana olsun ya Resulallah. Selat ve selam sana olsun ya Habiballah. Selat ve selam sana olsun ya Seyyid el-Evvelin vel-Ahirin.